Manşetlerin diline gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte canlı yayına bendeniz Fatin Dağıstanlı Bismillah diyerek yayın açıyoruz. İletişim bilgileri ekranda, lütfen sizler de bu yayına manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizle katkı sağlayın dedikten sonra Akit gazetesindeki yazısında Ali İhsan Bey, Oktar davası nereye gidiyor diye Adnan Oktar'la ilgili bir yazı kalem almış ve hemen hem sizlere hem Ali İhsan Bey'e bir hayırlı cumalar dileyelim ve bir cuma mesajı varsa Ali İhsan Bey'in alalım isterim, çünkü bugün cuma. Sizin cep telefonunda daha güzel mesajlar oluyor. Benim dileğim tabii ki cumamız hayırlara vesile olsun. Evet, amin diyelim. Ömer Vecdi Tatlı Dede göndermiş bir mesaj. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demiş. Amin diyelim. Evet, amin diyelim. Peki şimdi hangi haberle başlayarak amin diyelim Ali İhsan Bey? Nedir? Yani sizin gündeminizde ne var? Merak ettim. Yani ilk bugünkü gazetelere baktığınızda, tabii bu arada dün akşam kalmışsınız, akşamdan kalmışsınız. Yanlış anlaşılır. Yani belki sürekli televizyonda akşam sabah bütün programları izlemeyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz sonra yanlış anlarlar. Akşamleyin de saat 10.45'te bir programımız vardı başka açıdan sizinle birlikte. Sabahleyin de şimdi 10.30'da var. O çerçevede saat gece 01'e kadar devam etmişti program. O çerçevede akşamdan kaldınız diyorsunuz. İzlemeyen eğer izleyicilerimiz olduysa yanlış anlayabilir. Ama Ali İhsan Bey, yani onu da yanlış anlayacaksa zaten bizim söylediklerimizin hepsini yanlış anlama olasılıkları olabilir. O yüzden de ben diyorum ki bugün neden başlayalım? Bakın benim önümde hakikaten değişik haberler var. Yani her şey var. Her şey. Yani istesen var ya, bundan çok güzel bir öğle yemeği yaparım ben. Ve çok güzel ve herkes der ki oh ne güzel bir yemek yaptınız, elinize sağlık derler. Şimdi niye? Ya maklube var burada. Yani benim önümde maklube var. Yani hazır yemek var, hazır yemek Ali İhsan Bey. Ha, sizin önünüzde yok. Çünkü niye? Sizin önünüzde İsmek var. Öyle değil mi? İsmek bizim manşetimiz, Akit'teki manşet İsmek hocalarının uğradıkları kıyımlar. Dün de kısmen belirttik burada zaten. İsmek hocalarına yönelik olarak yapılan o operasyon sebebiyle, yani Yakacık'taki oturan bir bayan İsmek öğretmenini Başakşehir'de veya Beylikdüzü'ndeki bir İsmek kursuna yazma, ki eski yıllarda Yakacık'ta oturan o İsmek hocası ya Yakacık'ta ya da Kartal'da, Pendik'te yakın bir yerde görevlendirildiği yerde bu sene bakıp sırf mobbing yapmak için, ki sadece ve sadece o listeler çıkartılsa, şu an açıklansa, yani Ekrem İmamoğlu'na günah olarak yeter. Ama maalesef işte sadece protestoyla yetiniyor kardeşlerimiz. Halbuki o listeleri çıkartıp artık ölümüne ne yapılıyor? Ekrem İmamoğlu hangi yanlışlara imza atıyor? Hangi vahim hatalara imza atıyor veya attırılıyor? Orası da bir garip konudur. Çünkü yanındaki Murat Ongun çıkıyor, diyor ki efendim işte ilk oturduğu zaman, ilk mazbatasını aldığında Ekrem İmamoğlu hiç kimseyi göreve getirmemiştir görevden alınana kadar. Halbuki kendisi zaten o ara dönemde, yani 17 Nisan'da mazbata aldıktan sonra 6 Mayıs'a kadar görevlendirildiği Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir'de makama oturduğu dönemde Murat Ongun da basın danışmanı olmuştu. Ama çıkıp utanmazca hiçbir kişiyi bile göreve almamıştır o ara dönemde. Çünkü seçimlere itiraz vardı diyebiliyorlar. Bu çerçevede de görev gene bize düşüyor. Yani yapılan oyunlar, söylenilen yalanlar, sahtekarlıklar, Yenikapı'ya dizilen araçların şu an itibariyle ikinci hafta neredeyse dolmak üzere ne yapıldığına dair yapılmayan açıklamalar, bunların hepsini masaya yatırıp deşifre etmemiz gerekir. İzleyicilerin de bilmesi gerekir. Evet, izleyiciler de bilsinler. Şimdi İSMEK'le ilgili haberler önemli. Hocaların kıyım feryadı diye dün Saraçhane'ye gittiler ve tepkilerini koydular.
Haklılar evet. Tepkilerinde. Ben ayrıca da şunu da arzu ediyorum. Tek tek liste halinde hangi İSMEK kursunda hangi hocanın görevine son verilmiş, hangi hoca Yakacık'ta, Kartal'da, Pendik'te, kaç kişi tabii bunlar, bana ulaşan 2 kişi, 3 kişinin telefonu var, benden başka da onlarca örnek var diyorlar ama ben bunların hepsinin listesini tutabilecek durumda değilim. İSMEK'te görevli olanlar veya İSMEK'te daha evvel bürokraside orada müdürlük düzeyinde görev alan kişiler çıkıp şu anki görevlendirmeleri vesaireyi liste halinde açıklamaları gerekir. Evet, ama İSMEK'te de her şey dört dörtlüktü geçmiş dönemde diyemezsiniz herhalde Ali İhsan Bey. Yani orada da böyle fazladan makam arabası... Çok fazladan makam arabaları vardı. Kurs adı altında işte yani mübarek cuma günü şimdi bana espri olsun diye söyleyeceğim şeylerde bile haksız isnatlarda bulunduracaksınız. Ne kadar yanlış yapan kişi varsa... Yani biz şuna karşı mı çıktık? Dediler ki kışlık, baharlık, yazlık araçları var genel sekreterin. Biz de ya kışlık, baharlık, yazlık araç ne ki? Hakkıdır genel sekreterin dedik mi? Demedik. Dedik ki yeni kapıda şunu gösterin. Bütün alem görsün. 16 milyon İstanbul'da görsün. Ankara'da görsün. İzmir'de görsün. Türkiye görsün. Dünya görsün dedik. Ama gösteremediler. Şimdi İSMEK kurslarında da tekil olarak... Şurada burada bir hata var mıdır? Mutlaka vardır. Onu çıkarsınlar. Eğer kasta mahsus bir yanlışlıksa onun müsebbipleri kimlerse cezalandırmasını da yapsınlar. Ama bir tane iki tane tekil olay üzerinden kalkıp da bütün İSMEK kurslarını darmadağın ederlerse buna da dur demek gerekir. Gerçi fotoğraflara bakıyorum ben. Fotoğraflarda böyle 3-5 kişi var gibi duruyor Ali İhsan Bey. Yani böyle sanki böyle sayıları 1000'i, 1500'ü, 2000'i bulan bir gruptan. Yani bilmiyorum, gazetede aynı fotoğraf herhalde. Akşamda da var çünkü o fotoğraf. Şöyle bir baktığımda sağdan sayıyorum hadi 15 olsun. Soldan sayıyorum 16, 17, 18, 19, 20. Ancak buradan İSMEK'e de bir çağrıda bulunalım. Sizin eleştiriniz üzerine Fatin Dağıstanlı 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi anca çıkıyor diyorsunuz. Ben Murat Ongun'a da çağrıda bulunalım. Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunalım. Sadece 10 kişi, 15 kişi midir İSMEK'te şu an gösteri yapanlar veyahut da İSMEK'te mağdur edildiği belirtilen kişiler mi? 15 kişi ise yine de bir anlamda tolere edilebilir belki. Ama eğer yüzlerce, 200, 300, 500 ise o zaman da o listeyi hem Ekrem İmamoğlu'nun açıklama mecburiyeti vardır hem de o mağdur edilen, mobbinge maruz kalan kursiyerlerin, öğretmenlerin... Yok, ben hakkıdır. Çağrı yapacaksak bunu söylemem ben. Ben taze süt istiyoruz biz. Biz başlıyor. Sütü... Ekim'de başlıyor. Başlıyor değil mi Ali İhsan? Başlıyor. Acele etmeyin. Ekim'de, başlıyor. Ekim'de yapamaz başlıyor. Diyordunuz. Yapamaz diyordunuz. Görelim bakalım. İçelim de sütü, görelim. Gönderecek. Süt mü dağıtacak? Rakı mı dağıtacak? Görelim İşte, bakalım. Gönderecek. Sütü gönderecek. Sütü gönderince sabah kahveyi ben suyla yapıyorum. O beni ayıltmıyor. Ben hemen hemen her akşam akşamdan kaldığım için, çünkü gece geç yatıyorum ben ister istemez bu sabahki programı daha keyifli hale gelebilsin diye. Çünkü gazeteleri gece okumadan sabah uyuyamıyorum ben. Yoksa sabah kalktığımda baksam çözemiyorum işi zaten. Onu sindirmem lazım. Gece onu uyurken bile zihni... Rüyanızda bile görüp işte işi hakkıyla yapmak o demek. Evet, onu böyle sindireceğim. Ondan sonra gelecek. Yapacağız. Şimdi biraz sonra geleceğim. Hacı Yakışıklı'ya ödül almışsınız. Geleceğim. Merak etmeyin Ali İhsan Bey. Geleceğim. Hepsine geleceğim. Almışsınız diyorum ben Ali İhsan Bey. Ben şimdi birazdan geleceğim. Yani hepsine geleceğim. Ama şimdi bu haberlerden mesela akşamdaki haberi ben önemsedim. Niye? Belge var burada. Yani bu belge, yani bir belge nihayetinde CHP il sekreteri Doktor Hale Coşkun ilçelere bir yazı yazmış. Yani sizin kanalınızda gelenler bize gönderin. Sizin kanalınızda gelmeyenleri insan kaynaklarına gönderin diye. Eğer doğruysa. Çünkü niye doğruysa diyorum. Bakın. Dün Yeni Şafak gazetesinde bir haber vardı. Mescidi kapattılar diye. Çekincemizi de koyduk burada. Ve koyduk. Birinci sayfada içinde açılım yoktu. Yani ayrıntı verilmiyordu. Dedik acaba yani bu mescit yerine bir başka yerde mescit açıldıysa
veyahut da burası bir tadilata girdiyse böyle bir haberin de gereği yok dedik. Onlar da açıklama yaptılar. Sabah namazında açılıyor bu mescit. Ondan sonrasında kapatılıyor. Öğleden sonra da diğer 4 vakit namazda devamlı açık dediler. Mantıklı bir cevap gibi ben algıladım, kabul ettim. Bunun karşılığında eğer oradan şikayetçi olan kişiler... Buldu arkadaşlar bu arada. Hemen verdiler. Evet. Hemen verdiler. Ali İhsan Bey, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak siz camilerinizi açık tutamıyorsunuz gün boyu. Siz camilerinizi açık tutamıyorsunuz ama vakit namazları sırasında mescidi açık tutan bir belediyeyi mescidi kapattı diye haber... Camiyle mescidi beraber değerlendirmeyelim. Şunun için değerlendirmeyelim. Yeri geliyor camilerimizden koskocaman 2000 metrekarelik, 3000 metrekarelik camilerden bahsediyoruz. O camilerin içerisinde bazı işte halılar, şunlar, bunlar değerli şeyler de oluyor vesaire. Onlara yönelik olaraktan da tatsız suç niteliğinde hırsızlık vesaire olabiliyor. Ama mescit dediğimiz yer işte şu kadar. 2'ye 3, 3'e 3, 4'e 3 küçük küçük odalar. Orada birçoğunda halı bile yok. Halı flex şeklinde yere döşenmiş şeyler. Çalınabilecek bir şey yok. Sürekli sirkülasyon olan yerler, ayaküstü yerler olduğu için sürekli vatandaşlar geliyorlar, namazlarını kılıp çıkıyorlar. Dolayısıyla bazı şeylerin avantajları, dezavantajlarıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Evet, camiler 24 saat diyemeyeceğim tabii. En azından sabah namazından yatsı namazı sonrasına kadar bile açık tutulamayan yerler olabilir. Açık tutulması gerekir. Diyanetin bunu organize etmesi gerekir. Eyvallah. Ama mescitlerde bu açık tutma çok daha kolaydır. Ama ben burada bu haber üzerinden Büyükşehir'in yaptığı açıklamalar çerçevesinde çok fazla bir sorun göremedim. Evet, sorun yok. Sorun yok ama akşamdaki şeyi unutmayalım. Bu önemli. Eğer bu şu belge doğruysa evet, Canan Kaftancıoğlu da Ekrem İmamoğlu da şu ana kadar verdikleri sözün arkasında durmamışlardır. Onu izah edeceklerdir. İzah edeceklerdir. Hayır. Ben onların avukatlığını yapıyorum. Hayır. Canım, bize gelen talepleri biz sadece yönlendiriyoruz. Yoksa bizim yönlendiriyoruz. Hayır ama öyle demiyor kişiler... Ali İhsan Bey burada. Buyur. Bakın ben haber spotunu da okudum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam diyor ki iş başvurularının İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilmesini ancak ilçeden referansı olanların kendilerine teslimini istedi diyor. Şimdi yani bu şu demek. Demek ki siz bana referans verirseniz ben Canan Kaftancıoğlu'na gidebileceğim. Ama sizden referans almazsam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine gireceğim. Oradaki insan kaynakları sayfasını bulacağım. Orada gerekli yerleri doldurup gönder yapınca başvuru yapmış olacağım. Ama onun da devamında diyecekler ki referanslı olan kişilerin mutlaka göreve getirileceğine dair nereden bir çıkarımda bulundunuz diyecekler. Burada samimi olalım, dürüst olalım. Yani Yenikapı'da topladıkları araçlarda ne kadar samimiyetsizlerse burada da aynı şeyleri yapıyorlar. Evet, belge midir? Bence belgedir ama bunun da üstesinden geleceklerdir. Bunun da açıklamasını kendilerince yapacaklardır diye ben tahmin ediyorum. Bugün zaten sosyal medyada da izleriz, görürüz. Evet, belgeyi verdi ya şu anda arkadaşlar. Eczacıymış bu arada. İlçemize yapılan iş başvurularınızı daha önceden de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi. Ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19'a kadar İl sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim diye yazmış. Hazırlık da yapılmış anlaşılan. 16 Eylül'de yazıyı yazıyor. Bir gün sonrasında da bize teslim ediniz diyor. Demek ki evvelden bunların hazırlıkları vardır mutlaka. Çünkü eğer daha evvelden hazırlık yoksa bir gün içerisinde kimi nasıl referansları hazırlayacaksınız? Ama şu da olabilir mi Ali İhsan Bey? Ya? Yani günahlarını almayalım. Çünkü ister istemez yani bir seçimden çıkılmış, ilçe örgütleri hareketli, belediye kazanmışlar, onlara bugüne kadar çok fazla talep gelmiş, emek vermiş insanlar var, onlara cevap veremiyorlar. Onlara cevap veremeyince, çünkü CHP içerisinde evet yani biz seçimi kazandık ama mesela Ankara'da Mansur Yavaş şu ana kadar 4 kişiyi almamış. Yani vallahi ben sosyal medyada takip ediyorum. Evet. İyi Partililer, şunlar bunlar
ölümüne mücadele ediyorlar. Adam Atatürk Orman Çiftliği'nde yer kiralıyor. 110 bin bir parsele, 190 bin lira bir parsele veriyor. Ne iş yapacağı belli değil. Adamlar şöyle bir takdimde bulunuyorlar ki, bunların arasında mimarlar, mühendisler odası da var. Çıkıyorlar, diyorlar ki inşaat yapılacak olan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki iki parseli kurtardık, artık inşaat minşaat yapılmayacak. Yani neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya? Adam kiralamış ya, kiralamış. Adam kiralamaya çıkmış. TOKİ açıklama yapıyor. Ben yapmadım bu kiralama işlemini diyor. Adamlar çıkıyorlar, mimarlar, mühendisler odası olarak açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki biz iki tane parseli TOKİ'den Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Mansur Yavaş olaya el koydu. Atatürk'ün, Yüce Atatürk'ün emanet ettiği bize Atatürk Orman Çiftliği'nde inşaatları engelledik diyor. Hı hı. Neyi engelledin kiralayarak ya? Kiralama işi yapılarak, kiralama ihalesi yapılarak. İhalelerden bahsetmedim. Yani bireysel olarak orada kimseyi çıkartmamış. Bakın kimseyi çıkartma. Çok güzel. O zaman Ankara'da mağdur olanlar bir listeyi yollayıversinler. Ama Lisan Bey, ben gazete okuyorum. Ya listeyi yollayacak halleri yok ki. Bakın ben bu gazetelerde İstanbul Ekrem İmamoğlu ile ilgili haberleri görüyoruz. Akit'te, akşamda, Ankara'da. Doğru. Ankara'da niye sizin temsilciniz yok mu? Ödül almadı mı? Şimdi birazdan geleceğim. Ali İhsan Bey, niye Mansur Yavaş'ın orada yaptıkları bu gazetelerde yok o zaman? O zaman niye yok? Osman Kaçmaz'dan başlayalım. Osman Kaçmaz Sincan'da ağır ceza hakimiydi. Abdullah Gül o tarihte Cumhurbaşkanı, bakın gaddarlığa bakın. Bir anlamda Refah Partisi zihniyetine, milli görüş zihniyetine düşmanlığa bakın. Osman Kaçmaz ağır ceza hakimi. Kayıp trilyon davasında Erbakan Hoca'ya ceza verilmiş. 2,5 yıl, 3 yıl ceza verilmiş. AK Parti didiniyor. Bizim milli görüşümüzün lideri olan Erbakan Hoca'yı cezaevine koymak istiyorlar. Hem de AK Parti iktidarında bunu yapmak istiyorlar. Ne yapabiliriz de hocamızı cezaevine koydurmayız diye didiniyor. Ki o kayıp trilyon davası dandikten bir iddia. Hayali bir senaryoyla verilen bir ceza. Arkasından Erbakan Hoca'yla yetinmiyorlar. Bir de diyorlar ki Abdullah Gül de o tarihte teşkilatlanmadı mı? Şurada burada Refah Partisi'nde bir görevi vardı. Bir de Cumhurbaşkanlığı görevinde oturan, Çankaya makamında oturan, yani Atatürk'ün makamında oturan Abdullah Gül'ü de o tarihte tekrar kayıp trilyon davasında yargılamamız gerekir. Şu anki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması dokunulmazlık anlamına gelmez diyen Osman Kaçmaz, şimdi Mansur Yavaş'ın hemen yanı başında duruyor. E şimdi ben burada Saadet Partililere de bir çağrıda bulunayım. Kimlere ya, destek bir kişiden verdiniz? Ali İhsan Bey, ya bu şu. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Yani istese o belediyenin tamamını boşaltıp tamamını yeniler. İstesin bir belediye başkanı. Yeni kanunlar çerçevesinde bunu yapamaz. İş kanunu çerçevesinde 6 aydan geriye daha fazla hizmeti olan herkese bir gerekçe sunarak çıkartmanız gerekir. Eğer bir gerekçe sunamıyorsanız, hı hı, o kişi işe iade davasını açıyor. Tamam. Sonra 8 maaş daha verirsiniz. Verirsiniz demek kolay. Bu kadar ama o 8 aylık maaşı da artık yeni sistemde belediye başkanı cebinden, çünkü keyfi olarak attığı herkesin, hı hı, devlete, belediyenin kasasına yükleme durumu söz konusu olamaz. Hı hı. Siz keyfi olarak bir kişiyi çıkartıyorsanız, hele hele sizin dediğiniz gibi yüzlerce kişiyi çıkartıyorsanız, o yüzlerce kişi açtıkları işe iade davası sonrasında aldıkları tazminatlar takip ettikleri takdirde İçişleri Bakanlığı'nda onlara zimmet, evet, çıkartıyor. Yani o yüzden de yani bir kişi iki kişi. Ben şimdi baktım, yani şu anda böyle CV gönderip de ya bu ilçenin referansıyla alınan daha hiç kimse yok Ankara'da. İstanbul'da da yok. O yüzden de bu CHP'nin içerisinde ya biz girmeyecek miyiz, bizden de kimse girmeyecek mi eleştirilerine bir ölçüde belki önlem almak amacıyla olabilir diye düşünüyorum. Ama yakından takip etmekte de
Çıksın eczacı olan doktor eczacı diyor. Hale Hanım bir açıklama yapsın. Nedir bunun arka planı? Canan Kaftancıoğlu çıkıp bir açıklama yapsın. Doktor çünkü eczacı ne demek Ali İhsan? Belki eczacılık alanında ayrıca akademik ünvan almış olabilir doktor olarak. Belki ikisini birden de, iki fakülteyi birden bitirmiş de olabilir. Her ikisi de muhtemelen. Yetmemiş yani ona. Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreterliği yetmemiş. Kadrolaşma için yetmemiş olabilir. Kadrolaşmayı daha güzel nasıl yapabiliriz diye belki akademik çalışma da yapmış olabilir. Dolayısıyla o çerçevede kendileri bir açıklama yapsınlar bakalım nasıl izah edecekler bu yazıyı. Evet, nasıl izah edecekler? Şimdi önümde Yeni Şafak yok arkadaşlar. Yeni Şafak'ta da bir haber var. Niye? 28 Şubat hortladı diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir dün Yeni Şafak gazetesi golü yedi. Benim gözümde bu saatten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yazdığı haberlere ben bir tane değil iki hatta üç hadi bilemediniz dört tane soru işareti koyarım bu saatten sonra. Niye? Çünkü dün bizi yanılttı Yeni Şafak gazetesi. Yanılttı. Öyle değil mi Ali İhsan Bey? Yanıldık. Çünkü niye? Yani biz Allah'tan ki biz muhakeme yeteneğimiz var. Hop dedik dur böyle bir şey olmaz. Yapmaz bunu Ekrem İmamoğlu dedim ben. Evet. Evet, evet yapmamış. Ama şu bir gerçek. Siz dediniz ya camilerde halılar var. Ben bir kez Mevlid Kandili gecesi ayakkabımı çaldırdım Ali İhsan Bey. Mevlid Kandili gecesi Mevlid Kandili'nde camideyken dışarı çıktığımda ayakkabı yoktu. Siz de ayakkabıyla Mevlid Kandili'nde gitmeyiverin. Ne ayakkabıyla? Sıfır ayakkabıyla gitmeyin. Ya siz nereden biliyorsunuz sıfır ayakkabıyla gittiğimi Ali İhsan Bey? Bu şundan dolayı söylüyorum. Yani orada ya, binlerce kişinin ayakkabısı içerisinde 3 kişinin 5 kişinin ayakkabısı çalınıyorsa ya yüksek meblağlı bir ayakkabıdır. Nereden yani biliyor bunu işte? Ben de bunu merak ediyorum. Bu camiye gidip gelirseniz bunları az buçuk yani Mevlid kandillerinde, cuma namazlarında maalesef bunlar oluyor. Biz bunları tasvip ettiğimiz, onayladığımız için söylemiyoruz. Ama hayatın içinde olursanız neler olabileceğini de iyi kötü tahmin edebiliyorsunuz. Değerli bir ayakkabıyla, hele hele marka ayakkabılarla namaza gidilmesi hem hoş bir şey değil. Yani orada camiye Allah'a ibadet için gidiyorsunuz ama ayağınızda bir marka ayakkabı varsa başka zamanlarda da tabii giymeyin derim ama yani sonuçta da bir camiye giderken de giyerseniz Ali İhsan Bey ben de buna da itiraz ediyorum. Ben de diyorum ki biz camiye giderken bayramdaymış gibi gideceğiz. Marka önemli değil Ali İhsan Bey. O adam nereden biliyor? O hırsız onun markalı. O çok iyi bilir. Sizden iyi bilir. O markalı olduğunu nereden? O ayakkabıyı çünkü paraya çevirecek o. Paraya çevireceği için en kolay, en hızlı şekilde. 5000 ayakkabının arasından nasıl gelirdi onu bulur. Yani o da enteresan bir şey. Hakikaten üzerine yani akademik çalışma yapmak lazım. Gerek. Çünkü eyvallah. Niye biliyor musunuz? Yani o kadar ayakkabının içerisinde şık diye bulur o. Hayır yani. Şık diye bulur ha. Ve öyle de bir yere konulmuş bir ayakkabıyı ya halen daha çözemedim. Üzerinden 2-3 yıl geçti. Halen diyorum ki ya acaba beni takip mi etti? Yani ben dışarıdan takip edip de mi aldı diye zaman zaman düşünmüyor değilim. Bulamadık. Ama şu İstanbul'da 28 Şubat hortladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserlerini yasakladı. Şimdi haber böyle. Okuyalım mı spotunu da? CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 28 Şubat'ı hatırlatan bir uygulama şehir tiyatrolarından geldi. Tiyatronun yeni yönetimi 2019-2020 sezonunda iptal ettiği 3 oyunu Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi muhafazakar isimlerin eserlerinden seçti. Gerekçe tasarruf oldu. Şimdi herhalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 3 oyun sahnelemeyecekti. Öyle değil mi Ali İhsan Bey? Onlarca. En az 10 tane diyelim. Geri kalan 7 tanesi muhafazakar yazarların oyunları değil miydi ki geçmişte? Yani Aziz Nesin'i mi oynatıyordu? Oynatıyordu tabii. Tabii. Yani 2 tane 3 tane vardı. O 2 tane 3 taneyi de şu an iptal etmişler. Aziz Nesin'i oynatıyorlardı yani. Oynatıyordu Aziz Nesin de vardı. Yani Kadir Topbaşlı Belediye. Maalesef. Yani orada İmam Hatip'ten mezun olmuş.
hem de Tayyip Bey'in de sınıf arkadaşı olabilir. Tayyip Bey'in sınıf arkadaşı olan kişinin yönetiminde bile benzer sıkıntılar vardı. Rahmetli Hasan Karakaya abi de o konuda birkaç yazı kaleme almıştı ve tatsız tartışmalar da yaşanmıştı o tarihte. Dolayısıyla işte geldiği yer şehir tiyatrolarının bu. Ama benim bile bildiğim kadarıyla şehir tiyatrolarının başında veya yönetiminde de daha evvelki dönemde göreve getirilen bir isim var. Ve o ismin öncülüğünde bu işlem yapılıyor. Geçen sene oynanan oyunlar bu sene kaldırılıyor. E o zaman ben de işte AK Partili kadrolara da sormak durumunda kalıyorum. Bakın göreve getirdiğiniz kişiler görevden alınmamış, Ekrem İmamoğlu tarafından da tercihe layık görülmüş, göreve devam ettirilmiş ve gerçek görevlerini de bu şekilde sizin kenardan köşeden ya şunu da oynatalım diyerekten belki de bin bir ricayla belediye başkanı olduğunuz halde bin bir ricayla soktuğunuz oyunları da hemen ilk fırsatta çıkartmışlar listeden. Kim çıkartmış? Ben yine İmamoğlu. Hayır, Ekrem İmamoğlu çıkartmamış. Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları çıkartmış bu oyunları. Ben öyle anladım şimdi size. İşte Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları şöyle yani veya o şu, böyle geçen sakallı olup da sakalını hemen kesenlerden bahsettiniz. Hayır. Bunlar tiyatro dünyasındaki ismini de yanılıyorsam da düzelsin izleyiciler veya rejimizden düzeltilsin. Necat Uygur'un oğlu başında diyebiliyorum ki Necat Uygur da yani Behzat olması lazım. Gata'da yatarken Emine Erdoğan ziyarete gittiği zaman generaller başörtülü birisini biz Gata'ya almıyoruz 2007 yıllarından bahsediyorum diye posta koydukları, başbakanın eşine posta koydukları Emine Erdoğan o ziyareti gerçekleştirmiş olmasına rağmen şimdi o kişinin, o tiyatrocunun oğlu 2 sene veya 1,5 sene önce geldi şehir tiyatrolarını, öyle biliyorum. Onun da görev yeri değiştirilmedi diye biliyorum. Geçen sene 2-3 tane oyun işte İskender Pala'dan, Mustafa Kutlu'dan alınmış. Şimdi şu an itibariyle onlar da listeden çıkartılmış. Aynı isim göreve devam ettiği halde. AK Parti döneminde göreve getirilen kişi görevine devam ettiği evet, halde. Evet ama bu haberler içini birazcık daha doldurmak lazım Ali İhsan Bey. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yakından takip etmeliyiz. Mesela Ankara'dan hiç haber gelmiyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiçbir şey yapmıyor mu mesela? Hiçbir şey yapmıyor mu? Yani orada işte çocuk koruma evlerini kapattı. Orada tecavüz falan vardı dedi. Elini işte ayağına dolandırdı bir iddialar falan filan, tecavüze sessiz mi kalsaydım vesaire dedi. Ortada hiçbir şey yok. Bambaşka yerdeki bambaşka bir olayı. Sanki oradaki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk koruma evlerinde yaşanmış gibi göstermeye çalıştı. Ama ortaya çıktı. Onun dışında da söyleyelim burada, hatırlatalım. Belki tekrar olmuş olacak ama doğru şeyleri de tekrarlamakta fayda var. Çıktı dedi ki Ankara AK Parti'nin elindeyken 1 trilyona yapılan ihaleyi ben 168 milyara yaptırdım dedi. Ondan sonra Melih Gökçek çıktı dedi ki o ihaleyi açıkla. O ihaleyi bizden daha ucuza mı yapmışsın, daha pahalıya mı yapmışsın bir tartışalım dedi. Arkasından Mansur Yavaş herhangi bir cevap vermeyince Melih Gökçek tekrar çıktı. Tekrar açıklama yaptı. Dedi ki bizim yaptığımız ihalenin %10'unu, %15'ini ihale etmiş beyefendi. Neyi ihale ettiğini bilmiyor. Yaptığı, çıktığı ihaleden haberi yok. Verilen fiyattan haberi yok. Ondan sonra da kıyaslama yapıyor bu adamı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda artık Ankaralılara Allah yardım etsin dedi. Dolayısıyla şimdi neler oluyor, neler bitiyor görüyoruz biz. Ama medya göstermiyor. O havuz medyası denilen medya bile o yanlışların üzerine gitmiyor. Ben şahsen merak ediyorum. Mansur Yavaş çok iddialı bir şekilde bunu söylediği zaman ben de şu işin peşinde devam edeyim. Gerçekten böyle bir olay var mı diye o tarihlerde merak etmiştim. Ama geldiğimiz noktada o ihaleyi Mansur Yavaş açıklayamadı. Halbuki bir hafta sonra bunun ayrıntılarının bilgilerini vereceğim size demişti. Veremedi. Çünkü gazetecilik yapmıyorsunuz. Mansur Yavaş Ankara'da neler yapıyor biliyor musunuz Ali İhsan Bey? Anlatayım mı?
Anlattın ama gazetecilik yapmıyorsunuz demeyin de şöyle deyin belki. Araya bir A harfi ekleyin. Yapamıyorsunuz deyin. Gerçekten ben de şahsen... Yapamıyorsunuz dedim zaten Ali İhsan Bey. Yapmıyorsunuz veya yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz peki, dedim. Yapamıyorsunuz peki, dedim. Kabul ediyorum. Yapamıyorsunuz. Yapamıyoruz. Şunun için yapamıyoruz. O zaman şöyle. Şunun içinde de sonra konuşalım Ali İhsan Bey. Bir reklam arası verelim. Niye yapamadıklarını ben merak ediyorum. Ama hem yapamıyorlar hem de ödülleri topluyorlar. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Hem de çıkış yapan gazeteci ödülünü. Yani, yapan yok da onun için. Yapan hiç yok. Biz işte, de gayret ediyoruz. İşte hem de onu kapıyorlar. Ama işin ilginç tarafı da şu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü'ye konuşuyor. Kılıçdaroğlu'na yumruğu atan Sözcü'ye konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılırken olayları yatıştırmak için çalışan Sözcü'ye konuşuyor. Ödülü biz alıyoruz. Nasıl oluyor? Kısa bir ara. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de yazın. Yazmıyorsunuz. Yazın diyoruz. Yine yazmıyorsunuz. Yazmayın diyelim bakalım. Belki yazarsınız diye düşünüyorum. Sizin bu konularla ilgili, İSMEK'te olanlarla ilgili bir düşünceniz yok mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olanlarla ilgili bir düşünceniz yok mu? Ankara'da bir şey oluyor mu, olmuyor mu? İzmir'den zaten hiç haber alamıyoruz. İzmir'de bir şey var mı yok mu onu hiç haber alamıyoruz Ali İhsan Bey. PKK'ya destek verdiğini gayet güzel açıklıyor. Açıklamalar geliyor ama belki gazetelerde yeterince yer bulamıyor olabilir. Evet, yer bulamıyor. Niye yer bulamıyor Ali İhsan Bey? Cumhurbaşkanı kapatıyor mu gazeteleri? Yani nedir ben hakikaten bunu... Söylüyorsunuz işte bunu... gazetecilik yapamıyorsunuz diyorsunuz. Heh. İşte oradan kaynaklı. Ama yapamıyorsunuz Ali İhsan Bey. Ya ben bunu, bu sadece siz değil, hiçbirisi yapamıyor. Yani bunu bir üzerine al. Yani ben de, bakın dün burada Hande Fırat'la Fatih Altaylı'nın kendi aralarındaki bir fotoğraf üzerinden yaptıkları tartışmayı dile getirdik. Öyle değil mi? Siz de dediniz ki haklı olarak, yani eskiden askerlerden talimatlı olanlar Hürriyet'e temsilci oluyor. Düşündüm. Evet, Ertuğrul Özkök temsilcilik yaptı Hürriyet'te. Benzer bir şekildeydi. Fatih Altaylı diyecektim. Fatih Çekirge yaptı. Asker. Sedat Ergin yaptı. Asker. Metehan Demir yaptı. Asker. Tamam, itiraz etmedim. Ama hiç olmazsa onlarda askerin ne düşündüğünü okuyabiliyorduk biz mesela. Yani asker ne düşünüyorsa onlar üzerinden yazıyordu. Ya da Fikret Bila. Ne düşündüğünü okuyabiliyorduk. Şimdi yani ben Hande Fırat'ın külliye destekli temsilci olduğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz telefonu destekli temsilci olduğunu düşünüyorum. Ama bugün gazetelerin Ankara temsilcilerine baktığımızda ya iktidar ne düşünüyor, ne yapacağı ben anlayamıyorum. Mesela çok basit örnek, yani kabine revizyonu olacak mı, olmayacak mı? Ya da bu maklube tartışması ile ilgili Berat Albayrak'la Abdülhamit Gül'ün arası iyi mi, kötü mü? Ya da başka olaylarla ilgili, ya hiç olmazsa biri ipucu verilmez mi? Ama biz bunların hiçbirisini okuyamadığımız gibi Cumhuriyet yazıyor, Sözcü yazıyor, Evrensel yazıyor, Bir Gün yazıyor ve algıyı alıp götürüyorlar. Şimdi ben diyorum ki orada şöyle bir sıkıntı var. Askeri vesayet tabii medya üzerinden kendi haksızlığını haklı duruma geçirmek için medyayı kullanıyordu. Dolayısıyla medyaya ihtiyacı vardı. Siz eğer ülkede seçime girmeden ülkeyi yönetmek istiyorsanız, askeri vesayetle yönetmek istiyorsanız, ülkenin insanlarına başörtü yasağını, %90'ı Müslüman olan bir halka başörtü yasağını dayatmak istiyorsanız, o medya aracılığına ihtiyacınız var demektir. Onu kullanıyorlardı. Ama şimdi AK Parti'nin herhangi bir şekilde medyaya belli oranlarda ihtiyacı yok. Kendisi icraatını yapıyor, yoluna devam ediyor. Yeniden kabine değişikliği yapılacakmış. Kabine değişikliğini yapmak için Tayyip Erdoğan'ın medyaya, kamuoyunun desteğine falan ihtiyacı yok ki. Haksız bir şey yapacak değil ki medyanın desteğini arasın. Yani çok hak etmiş bir kişi vardır, bir bakan vardır. Onu alıp görevden, onun yerine
kendi kafasına göre ehliyeti olmayan, liyakati olmayan birisini getirecektir. Dolayısıyla ne yapması gerekir? Medyada o yeni gelecek olan ismi pazarlaması gerekir. Ama Tayyip Erdoğan'ın böyle bir niyeti, böyle bir planı yok ki medya üzerinden siz de anlayabilirsiniz. Acaba kabinede değişiklik var mı yok mu şeklindeki düşünceleri, planları önceden haber alabilirsiniz. Dolayısıyla arada yönetim farkı var. O yönetim farkı çerçevesinde tabii askeri vesayet öyle dikteler yapıyordu medyaya. Ama şimdi şunu merak etmiyor musunuz? Yani bakın benim Abdülhamit Gül ile ilgili, ben dün akşam da yayında da söyledim. Abdülhamit Gül ile Berat Albayrak'ın arasında ben sorun olduğunu düşünmüyorum. Niye? O zaman Kanal A'da bir yayın yapacaktım Abdülhamit Gül ile, genel sekreterdi. AK Parti'nin genel sekreteriydi. Yayına da çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen binaya kadar gelip, ya Berat Bey havalimanına geliyormuş, bir onun yanına gitmem gerekiyor deyip yayın yapmadık, oraya gitti. Şimdi oradan eğer bu problemli bir noktaya evrildiyse bu kadar kısa bir sürede, şimdi ne oluyor AK Parti'de sorusunu sorduruyor benim gibi isimlere. Bakın şimdi bu kadar kısa bir sürede ve biz önümüzü de göremiyoruz. Yani en azından kısa süre dediniz, en azından 3 senedir. 3 senede eski Türkiye'de 2 tane 3 tane hükümet gelip gidiyordu. Tamam. Onu da söyleyelim. Yani 3 senede yani iki yani Müslüman, iki inançlı insan, iki dava adamı, iki dava eyvallah adamının bu 3 senede bu doğru kadar 180 derece farklı bir eğer noktaya varsa bir aralarında anlaşmazlık gerçekten doğru değil. Ama eski Türkiye ile kıyasladığınız zaman, yani hep anlatıyoruz ama eski Türkiye'yi unutturduğumuz zaman tabii ki önümüzde hep bir ideal devlet anlayışını gösteriyoruz. Ona göre de tabii ki küçük küçük hatalar, küçük küçük yanlışlar devasa sorun gibi karşımıza çıkıyor. Halbuki eski Türkiye'de 2 sene içerisinde 3 tane hükümet kurulur, bozulurdu. Bırakın 2 tane bakan arasında veya bakanla genel sekreter arasındaki bir tartışmayı, başbakanlar, başbakan yardımcılarıyla davalık, mahkemelik olup birbirleriyle kavga edip ayrılırlardı. Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirlerine anayasa kitapçığı fırlatırlardı. Dolayısıyla eski Türkiye ile kıyasladığımız zaman çok daha iyi bir durumdayız. Ama yeterli midir? Yeterli değildir. Onu da kabul edelim. Evet, yeterli değildir. Bu tartışmaya nereden girdim aslında? Gösterelim. Hacı Yakışıklı'ya ödül vermişler. Verdirtmeyeceksiniz siz. Kararlısınız. Yok, verdirtmeyeceğim değil Ali İhsan Bey. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani o Hacı Yakışıklı bu ödülü hak etmemiştir. Hacı Yakışıklı hak etmiştir. Şöyle hak etmiştir. Mahzun Kırmızıgül sanatçı güya. Hep piyasaya çıkarlar. Ya sanatçı muhalefet eder. Ya sanatçı itiraz eder. Her şeye itiraz. Ya sanatçılığın kökünden gelir. Adam film çevirdi. Osmanlı'ya, padişahlara, işte şunlara, bunlara, belden aşağıya en iğrenç saldırıları yaptı. Hacı Yakışıklı bunu Türkiye'nin gündemine taşıdı. Hacı Yakışıklı'nın yazıları sebebiyle Rütük o filme ceza verdi. Gazeteye de o sanatçı ruhlu, sanatçı olduğunu iddia eden kişi 50'şer bin liralık, 100'er bin liralık 3 tane 4 tane ayrı ayrı tazminat davaları açtı. Birer ikişer reddediliyor. Ceza davaları açtı. Böylece maskeleri indirmiş oldu. Belki sizin haberiniz olmayabilir. İşte kendi içinde yürüyor bu işler. Biz de kamuoyuyla mal edemiyoruz, kamuoyuna aksettiremiyoruz bu tür olayları. Mahzun Kırmızıgül'ün o filmlerini izleyiciler şöyle bir internette aradıkları zaman yapılan rezillikleri, ahlaksızlıkları, hatta Rütük kararı da hala Rütük'ün kendi internet sitesinde de duruyor. Ya böyle de film yapılır mı ya? Bu kadar da mı adileşiyor bu ülkenin insanları diyeceğiniz görüntüleri çekip millete de film adı altında seyrettiriyorlar. Yani kendi atalarına küfrederek, kendi atalarını affedersiniz bilmem ne evindeki kadınlardan daha aşağılık insanlar gibi gösteren filmleri çekip ona para harcayıp bir de milletten para toplayıp seyrettiriyorlar. Hacı Yakışıklı onların üzerine giden yazılarıyla, haberleriyle en azından ifşa etmiştir. En azından o filmlerin belki de devlet televizyonunda veyahut da özel kanallarda daha fazla izlenmesi için yapılan o çalışmalarında bir anlamda önünü kesmiştir. Evet, ama yine bu gazetecilik ödülü almasına
yetmez. Takdirsiz. Bakın ben size söyleyeyim. Bir, Ali İhsan Bey, eğer biz bunları böyle söylemezsek, böyle konuşmazsak biz bunlar tarafından... Kim alsın? Emine Kaplan mı alsın? Önemli değil. Bakın ben, ben şöyle bakıyorum. Bir para olan Emine Kaplan mı alsın? Hayır. Söyleyince veriyorlar zaten. Gazeteciler cemiyeti de ona veriyor. Emine Kaplan alsın demiyorum Ali İhsan Bey. Bakın. Evet. Bir, 5. Anadolu Medya Ödülleri. Bir, ödül verenin benim için bir değeri yok zaten. Onu geçtim artık. İki, hayır, Sinan meselesi değil bu işte. Şimdi anlat ya, benim Sinan Ulu Sinan diyecektim. Sinan Burhan. Burhan'la ya benim bireysel bir sorunum varsa desin ki ya bizim bireysel bir sorunumuz var. O yüzden bunları söylüyor. Hayır. Ben meslek adına söylüyorum bütün bunları. Bakın bunlar önemli. Meslek adına söylüyorum. İki, Gazeteciler Cemiyeti'ne ne diyorsunuz? Gazeteciler Cemiyeti'nin Bir Gün gazetesine, yani 2000-3000 satışı olan gazeteye bilmem ne ödülü Bir Gün gazetesinden şuna, bilmem ne ödülü Bir Gün gazetesinden muhabire, bilmem ne ödülü Bir Gün gazetesinin yazı işleri müdürüne şeklinde dağıttığı ödüllere. Ona da aynısını söylüyorum. Ona da söylüyorum. İzleyici de yanlış anlamasın. Hayır, ona da söylüyorum. Tamam. Çünkü niye? Bunların bir anlam ve önemi kalmadı. Eğer şurada bir tane plaketçi bulursam şu yan sokakta falan, birazcık da bir 2-3 lirada para bulabilirsem ben de yaptıracağım bir tane şey plaket. Aldık diye. Elhamdülillah. Hayatımda hayır, hiç plaket almayan birisi olarak öyle, ben de size katılayım. İşte o yüzden diyorum, en azından onurlanalım. Ali İhsan Bey, ben diyorum ki meslek adına, bakın göstereceğim şimdi. Ya şu haberden bizim utanmamız lazım. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adamla, bakın Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adam Saygı Öztürk'le konuşmuş. Bakın Kılıçdaroğlu'na yumruk attı, adalet beni mağdur etti diye konuşuyor adam. Ya yumruk atanla Kılıçdaroğlu aynı yerde çıktı ya. Ali İhsan Bey. Aynı yerde çıkmadı da, yani sözcünün utanmazlığını bizi es geçip kendimize utanmaz diyoruz. Biz utanalım diyoruz. Ya sözcü bir kere utanması lazım. Adam diyor ki beni iğne kırısızı diyorsunuz diyor. Diyorsunuz demiyor da diyorlar diyor. Kim diyor ya? Sözcü diyor ya. İğne kırısızı diyen de sözcü. Bu adam bilmem IŞİD elemanı diyen de Sözcü gazetesi, o adam hakkında ne kadar kötü şey söylendiyse hepsini söyleyen Sözcü. Şimdi Sözcü o adamı konuşturuyor. O adam konuşurken diyor ki bana şunu şunu söyledi, yalancılar, ahlaksızlar diyorlar. Onu Sözcü diyemiyor ki, ya biz dedik ya bunları, sen busun diye biz karşı soru sormadan o röportajı yayınlıyor. Onun okuyucuları da bunu okuyorlar Ali ya. Ali İhsan Bey, ama böyle bir utanmazlık ama olmaz burada, burada şu işte, adamlar algı yapıyorlar. Algı manipülasyon yapıyorlar. Siz diye bir hayır şey anladım ya. Da ben yapamam şahsen. Ama tamam, ben suçladıysam birisini, ertesi günü de gidip o adam eğer benim yaptığım eleştiriler üzerine, ya şu eleştiriler yapıldı, bu eleştirileri yapanlar yanlış yaptılar, iftira ettiler bana derse, ya çıkar özür dilerim, ya iftira etmişiz adamcağıza derim, veyahut da hiçbir şey yokmuş gibi dünkü iftiralarımı unutmuşum gibi. Ama işte bu özür anlamına geliyor. Haberi yayınlaması özür anlamına özür geliyor. Anlamı. Onu da belirtelim. Özür anlamına en geliyor. En azından onu belirtelim. Özür anlamına özür geliyor. Özür Kemal ama... Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin herhangi bir şekilde inek hırsızı veya IŞİD elemanı bilmem ne elemanı olmadığını, AK Parti'nin maaşlı bir elemanı olmadığını Saygı Öztürk eliyle, diliyle, kalemiyle Sözcü gazetesi özür dilemiş oluyor diye altını çizerek evet, belirtelim. Ama işte adamlar gazetecilik yapıyor ama biz de ödül alıyoruz ve ödülü de ne zaman alacağımız Saygı bile belli. Saygı Öztürk Çorum'da AK Partili belediye ödülü başkanından bile ne zaman plaket alacağımız aldı ya. Belli değil Ali İhsan Bey. Ödülü bakın burada yazan cümleden, ben ödüllerin takdim edileceği tarih ise daha sonra açıklanacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Hacı Yakışıklı'dan başkasına ödül vermediler mi bunlar medyada? Verdiler. Hangi gazetede var bir tanesinde? Bana bir tanesini gösterin şimdi şurada. Deyin ki ya herhalde Hande Fırat'a da verilecektir bir ödül değil mi? Varank'ın bilgisayarına baktı diye. Ama işte o ödüller dağıtılırken de eğer ömrümüz varsa yayın yaparsak görürüz. Akit'te belki şurada sürü manşette çıkacaktır. Ama işte o ödül alanların gazetelerinde, Hürriyet'te, şurada burada tam sayfa o haberleri görebilirsiniz. Evet. Göreceğiz. O zaman niye biz Maklube'yi görmüyoruz? Şimdi benim sorum bu. Biz niye Maklube'yi görmüyoruz? Haberleri yine yemedik biz... de onun için görmüyoruz. Yemedik hayatımızda. Ya keşke yeseydik. O zaten Çerkez yemeğiymiş o. Hele fındıklısı, fıstıklısı yediğin zaman var ya Ali İhsan Bey, ömür boyu unutamıyorsun diyorlar.
Yani fındığı fıstığı tek başına yesen de güzel bir şey aslında, yiyebiliyorsan tabii. Yani onu alacak gücün varsa sarımsağı bile yiyemiyormuşuz Ali İhsan Bey. Sarımsak 70 liraya gelmiş. 70 liraya. Hangi gazetede vardı? Ha, Yeni Çağ gazetesinde. Sarımsağı tutana helal olsun diyor. Sarımsağı tutana... Domates ne oldu? Patates ne oldu? Dün göndermiş. Bizim Rıfat abi var ya. Evet. Göndermiş bana 1.900'lük fotoğrafı. Fotoğrafı şöyle birazcık büyüteyim dedim. Ya hakikaten güzel duruyor. Şöyle uzaktan güzel duruyor. Birazcık büyüteyim dedim. Ne biliyor musunuz Ali İhsan Bey? İddia ediyorum. Anam olsa salça yapmaz onu. Neyse, salça yapmaz. Bugün kendisini de getirir Rıfat Bey. Bak, o zaman anam, pişman olursunuz. Anam olsa... Pişman olursunuz. Gönderdim dedim ki... Çünkü bu domates... kamyonlarla gönderirim diye geçen hafta izleyiciler bana mesaj attılar. Vallahi Ali İhsan Bey göndersinler. Ama ben... Maklubeden sonra 3 temas. Bakın bu haberler önemli. Ve bunu biz anlatmamız lazım. Yani burada ne olduğunu anlatmamız lazım. Eğer biz bunları anlatmazsak, bakın anlatmazsak, Sözcü Gazetesi'nin sür manşeti var. Şimdi ben bu eski milletvekiliyle de yayın yaptım. Aslında o zaman da sanki böyle ufak ufak sistemleri vardı gibi. AKP'li eski milletvekili Cuma işten. Şimdi yani şunların altına imza atmadıklarınız var mı Ali İhsan Bey? Bakın şurada bu bak yazmış. Öyle de güzel yazmış ki bu kadar yazmış. İsterseniz ben okuyayım. Çünkü okuyun ve Cuma işten önce sanık sandalyesine koyalım. Hayır, onu ben tanımıyorum. Siz koyacaksınız onu. Yani bunlar yapıldıysa bunlar efendim en alttan başlayalım aslında. Ekmek götüremediği için intihar edenlerin ailesinin AKP'lilere ettiği ahı alamam diyorsa aday olmadan önce niye alıyordu o ahları? Varsa eğer öyle bir tablo, öyle bir fotoğraf varsa, gerçekten eve ekmek götüremediği için intihar edenler varsa, ki işte Bursa'da bir annenin çocuğuna şunu getiremediği için, mamasını alamadığı için intihar ettiği iddiaları yapıldı. Sonrasında kadıncağızın bazı psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. Bir başka tekil olayda başka bir şey ortaya atıldı. Sonra bambaşka bir gerekçeyle intihar ettiği ortaya çıktı. Şimdi Cuma işten son yakın tarihte ne zaman ayrıldıysa AK Parti'den veyahut da AK Parti'ye itirazlarını ne zaman dillendirdiyse, o tarihten bu yana bana 2-3 tane intihar vakası getirsin koysun önüme de ondan sonra tartışalım. Ama diyorsa ki beni aday yapmadılar, dolayısıyla ben de aday olabileceğim bir partiye gidiyorum diyorsa, Allah yolunu açık etsin. Ama kimseye de suçlama yapmasın. Bu suçlamaların hepsini biz Sözcü Gazetesi'nde zaten yıllardır okuyoruz. AK Parti kurulduğunda da zaten Cumhuriyet Gazetesi bu suçlamaları yapıyordu. Diyordu ki bu adamlar Refah Partili belediyelerden geliyorlar. Refah Partili belediyeler bunları yaptı diyordular. Liyakate önem vermediler. Nerede bir sakallı şalvarlı birisi var onu getirdi genel müdür yaptı dediler. O suçlamaları şimdi Cuma işten 17 yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden kopyalayıp getirip koyuyor. Hatta Güven Erkaya'dan kopyalayıp getiriyor. Güven Erkaya da ta 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca'ya aynı suçlamaları yapıyordu. Dolayısıyla bu suçlamaların hiçbirisinin ciddiyeti yoktur. Varsa da eğer birinci sorumlusu kendisidir. Ben yapmadım milletvekilliği. Kendisi yaptı. Şu an belki milletvekilliği yaptığı için de bilmiyorum, yaşı tuttuysa belki emekli maaşı da almaya belki başlamıştır, belki başlamamıştır. Günahına da girmeyelim. Ama milletvekili maaşı aldın. Şimdi kalkıyorsun diyorsan ki eğer AK Parti şunu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı diyorsan sorarım ben adama, sen AK Parti'nin içinde CHP milletvekilliği mi yaptın? Evet. AK Parti'nin içinde CHP milletvekilliği mi, FETÖ milletvekilliği mi? Yani bilemem, FETÖ'de bir sonraki adım belki. Olabilir yani, mi? Bilmediğimiz şeylere girmeyelim ama ben birebir şahitliğim şudur. Muhabir arkadaşlar belli tarihe kadar Cuma işten rahatlıkla görüş alınıyordu, röportajlar yapılıyordu. Bundan bir yıl veyahut da 7-8 ay kadar öncesinden itibaren
telefonlara çıkmamaya vesaire başlamış. Ne olmuş? İşte AK Parti aday göstermemiş beyefendiyi. AK Parti aday göstermeyince nerede bir oluşum var? Oraya doğru kendimi kanalize edeyim. Yakın tarihte de piyasada pek görünmeyeyim diyerekten bir plan içerisine girmiş beyefendi. Şimdi de çıkıp efendim şatafatlı bir yaşama sahip bir avuç insan milyonların iradesine ipotek koymaktadır. Yani günaydın diyelim. Bunu 15 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi söylüyordu. Sen Türkiye'de yaşamıyor muydun? Eğer şatafatlı yaşayanlar vardı AK Parti'de ve sen o partiden milletvekilliği yaptıysan, o aldığın maaşların hepsini getir koy masanın üzerine, ondan sonra bu eleştirileri yap. Ama o maaşları yiyip iyi günde AK Parti'de milletvekilliği yapıp rantını bir anlamda toplayıp, ki rant değildir, ama bu lafları ediyorsan o zaman o aldığın maaş senin için hak edilen maaş değildir. Ranttır. Getir iade et o paraları. Ondan sonra istediğin eleştiriyi yap. O paraları iade etmiyorsan bu eleştiriyi de yapmaya hakkın yoktur. Evet. Malatya'da sarımsak 25 TL'ymiş Ali İhsan Bey. Hemen onu söyleyeyim. İzleyiciler sarımsağı sevdiler. Biz sarımsağı göremiyoruz. O yüzden bir şey diyemiyorum ben. Tartışmasını yapalım. Sarımsak eğer girdilerdeki fiyat artışları sebebiyle benzine, mazota, gübreye vesaire bunlara gelen zamlar sebebiyle artık 25 liraya çıktı, 30 liraya çıktı, 50 liraya çıktı ve bundan sonra da 25 liranın altına inmez diyorsanız yazalım buraya. Sonra indiği zaman konuşalım. Ama şimdi 3 tane hal mafyası. Bir gün patateste, bir gün soğanda, bir gün domateste, bir gün patlıcanda operasyon yapıp, bugün de sarımsakta operasyon yapıp, bunu kamuoyuna sarımsak 25 oldu, 30 oldu, 50 oldu diye o operasyon çerçevesinde algı oluşturmak istedikleri zaman biz de sanki sabahtan akşama kadar 30 baş sarımsak tüketiyormuşuz gibi kişi başına kalkıp da sarımsak şu kadar oldu, sarımsak bu kadar oldu dersek o 3 tane mafya babasının amaçlarına uygun hareket etmiş oluruz. Ben iddialı söylüyorum, sarımsak 2 ay içinde, 3 ay içerisinde göreceğiz. 10 liraya, 5 liraya inecek. Ondan sonra patlıcan elinizde kaldığı gibi sarımsak da elinizde kalacak. Ama o gün itibariyle belki yine tekrar domates ortaya çıkacak. Belki bir başka şey çıkacak. Yani gene günde bir tane, iki tane tüketeceğiniz, bir liralık bir tüketim konusu olan şeyler tekrar önümüze konulacak. Ama bunu yapmayın. Halka da yazıktır. Bu ülkenin gidişatında dürüst yöneticilere de yapılan bir yanlışlıktır bu. Bundan sonrasında en azından geçen sene yapılan o oyunlardan çıkartılan tecrübeyle bundan sonrasında en azından bu yanlışlara imza atmıyor. Ama Ali İhsan Bey, şimdi insan merak ediyor. Dün Berrin Erdoğdu Konya'dan göndermişti. 19.09.2019 tarihli meyve sebze hali fiyat listesi. Evet. Ya ben tabii inceledim, şimdi sarımsağa da baktım da sarımsak orada o listenin içerisinde yok. Domates 7 liraya. Sebze hali çıkışı. Bakın, yani bana gönderiyor 7 liraya. Domates muhtelif 3 liraya. Salçalık 0.80. Bakın, salçalık 0.80. Dün göndermişti, ben baktım sonra ya hakikaten sebze hali çıkışı. Ya bana gelmesi artık ne kadar gezer onu bilmiyorum yani. Sebze halinden Konya'nın fiyat listesi. Ama bu şu. Şimdi artık biz yok hal mafyası bilmem ne mafyası diyecek halimiz yok. Bizim artık nasıl FETÖ diyecek halimiz yoksa, yani yarın 15 Temmuz benzeri bir şey olsa, yarın yargıda bir ayaklanma olsa, yarın emniyet içerisinde 17-25 Aralık'a benzer bir kumpas olsa, ya kusura bakmayın artık. Yani ben oturup da o ses kaydı montaj, öbürü bilmem ne, öbürü yok. Hayır, zaten. Yani kamera kayıtlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na geçtikten sonra İstanbul halinde kasa kasa domateslerin çöp kutularına atıldığını videoları hala internette duruyor. Ama niye onlar için? Hormonlu var. Çünkü hormonlu domates 1 saat, 2 saat, 3 saat kalınca hemen
çürük vaziyete geliyor Ali İhsan Bey. Yani cevabınız var sizin. Ya Ali İhsan Bey yani nasıl var. Ya benim cevabım zaman, var da bakın o zaman işte. Şöyle yapmaması gerekirdi o kişinin. Büyükşehir Belediyesi de o haldeki esnafa da ceza kesti. Dolayısıyla hormonludur bunlar. Hı. Üreticiye bunu yıkmamız gerekir diye üreticiye iade etmesi gerekirdi. Yoksa çöp konteynerlarına o domatesin atılmaması gerekirdi. Ali İhsan Bey eskiden sizin gibi bir adam 20 yılda yetişiyordu. Şimdi 2 günde yetiştirip ortaya sürüyorlar yani. Bu kadar basit. Yani bizim zamanımız öyleydi. Bir 20 yılda yetişiyordu bir adam. Şimdi 2 saatte bir adamı hukukçu deyip tak diye oturtuveriyorlar böyle. Nereden o kadar derinlemesine ki? O yüzden domateslere de yani... ne güzel anlatıyor ya. Ne güzel anlatıyor. Pazar konuşacağız zaten anlattıklarını. Bakın. Koskoca Hürriyet gazetesi Ali İhsan Bey. Umarım kimse kızmaz. Koskoca Hürriyet gazetesi. Oradadır Mustafa yukarıda. Silahlı, sirenli konvoy terörü. Yani gazete bu kadar çalışmış. Silahlı, sirenli konvoy terörü. Ve nerede biliyor musunuz? Sefaköy'de. Şimdi bakın. Yani bu haber ne anlatıyor Ali İhsan Bey? Yani bu haberin bir anlamı, önemi, dikkat çekmek istediği ya da AK Parti'yi, iktidarı, hükümeti, devleti öven ya da eleştiren bir tarafı görünürde yok. Var mı görünürde Ali İhsan Bey? Magandalar sebebiyle çocuklar ölüyor, masum insanlar, balkonda oturan insanlar, kızlar, erkekler, çocuklar, 13 yaşında, 15 yaşında çocuklar ölüyorlar. Dolayısıyla bu yönde yanlış uygulamaya devam edilmemesi için hem emniyet güçlerine bir uyarı amacıyla bir haber yapılmış. Ama ben Hürriyet'ten not aldığım başka bir haber vardı. Siz onu önemsiz gördünüz. Orada... Türk ekonomisi direnç gösterdi diye ve daha geçen yıl Türk ekonomisi batıyor bilmem ne oluyor diyen o Fitch Ratings midir nedir sol tarafta hemen o kuruluş şimdi Türk ekonomisinde iyileşmeye doğru gidişler var diye raporlar yalan söylüyor. O zaman da yalan zaman söylüyordu da yalan şimdi de yalan söylüyor Ali İhsan Bey. Ona katılırım. Yani bir güç görmüştür. Aha. Tayyip Erdoğan sen kimsin diye bir meydan okumuştur. Bunların gerçek yüzlerini göstereceğiz demiştir. Dolayısıyla geçen sene yaptıkları o yalanların, sahtekarlıkların peşine takılmasın AK Parti diye düşünerek ya onların da hoşuna gidecek bir iki rapor yazalım. Hı hı. Onlar da bize düşmanlık beslemesin. Geçen sene yaptığımız sahtekarlıkları bizim yüzümüze vurmasın diye. Şimdi Türkiye'nin de yine rapor hazırlıyor olabilir. O açıdan o gün de sahtekardılar, bugün de sahtekarlar diyebilirsiniz belki. Hı. Ama ben rakamlara baktığımız zaman onların söyledikleri şeylerin %90'ının dün itibariyle yalan çıktığını görüyoruz. Bugün söyledikleri belki bu kadar abartılı olarak işte umut vaat ediyor falan filan şeklindeki belki abartılar da doğru olmayabilir. Onu önümüzdeki süreçte görürüz. Ama bizim durduğumuz yerde Türk ekonomisinin üzerine bir operasyon gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ama bugün itibariyle başarısızlığa uğradığı ortada. Bakın açtım içerideki haberi. Yani fişmiş açıklama yapmamış aslında. Evet. Yapan kim biliyor musunuz? Uluslararası Rating Kuruluşu Fitch'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülke notları grubu direktörü Parker. Zaten böyle oluyor bu işler. Evvelki açıklamalar da öyle. Yani ben size bu hatırlayayım. Yani FETÖ'nün Amerika'daki senatöden yaptırdığı açıklamalar vardı zamanında biliyorsunuz. Ya evet, ben benzer şimdi, şeyler. Ya, 28 Şubat sürecinde de Genelkurmay'dan üst düzey bir askeri yetkili diye bir açıklama yapılıyordu. Genelkurmay açıkladı ki diye bize takdim ediliyordu. Ama adam bakıyorsunuz ismini söylemekten korkan generaller çıkıp aslanlar gibi Hürriyet'te manşet yapılıyordu. Topyekün savaş deniliyordu vesaire. Bakıyordunuz kim söylemiş bunu? Geliyorsunuz ismini açıklanmasını istemeyen üst düzey bir askeri yetkili. O üst düzey askeri yetkili Ertuğrul Özkök'ün kendisi mi diye sorasımız geliyordu. Şimdi de aynı şekilde ben Fitch'e herhangi bir şekilde bak bizim hakkımızda Türkiye hakkında şöyle bir açıklama yapmış bakın görün diye takdim etmedim sunmadım. Sadece geçen yıl
ekonomi şöyle batıyor, böyle batıyor, iflas ediyor diyenler şimdi neler söylüyor? Onu da izleyiciler takip etsin. Evet. Aslında her canlının adalet talebi var diyen Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığındaki tartışma, Saygı Öztürk'ün Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin bile adalet arıyor noktasında önümüze gelmiş olması hayra alamet değil. Ama bir isim daha adalet arıyor. O da Adnan Oktar. Çünkü ben sizin yazdığınız yazıyı dün akşam okudum. Sabah zihnimde kaldığı kadarıyla siz yargılamadan Adnan Oktar'a idam istemişsiniz. Ben öyle anladım. Eğer yanlış anladıysam da düzeltin Ali İhsan Bey. Yani diyebilirsiniz. Halk dilinde onu söyleyebilirsiniz. Yani sokakta işte 100 kişinin huzurunda birisi kafasına kurşunu sıkıp adamı öldürüyorsa, bu kişinin cezası daha yargılanmadan bellidir. Ha, dersiniz ki ya efendim daha önceden o şahıs buna şunu yapmıştı, bunu yapmıştı vesaire vesaire. Ya gene verirsiniz idamı veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını. Sonradan daha evvelden o kişi buna bir haksız tahrik olarak nitelendireceğiniz bir şey yaptıysa bir küçük indirim yapılır. Ama gene o ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Çünkü herkesin gözü önünde işlenmiş bir cinayet bu. Şimdi bir de gizli kapaklı işlenmiş bir cinayet vardır. Birisi bu suçun failinin Ali olduğunu, Veli olduğunu söylüyordur. Elinizde somut deliller yoktur. Tabii ki orada somut deliller eşliğinde yargılamanın yapılması gerekir. Ama birinci örnekte yargılama yapılmasına gerek yok demiyorum. Ama yargılamanın sonucunda yapacağınız bir şey yok. Adam herkesin gözü önünde karşısındaki kişiyi öldürmüş. Bunda bir ihtilaf yok. Gözümüzle görmüşüz bunu. Şimdi Adnan Oktar'da da biz gözümüzle gördüğümüz şeyleri söylüyoruz. Yoksa gizli kapaklı efendim Adnan Oktar kadınları affedersiniz turnikeden geçiriyormuş. Ya görmedik biz bunları. Görmediğimiz şeyler için yargılama tabii ki yapın. Ama gözümüzün önünde ekranlara çıkarttı. Kimse görmemiş ki zaten. Hakim bile soruyor. Yaptın mı diye soruyor. O da diyor ki ben kadınları severim zaten. Kadınlarla ilişkiniz nedir deyince ben bütün kadınları seviyorum. Herhalde seveceksin yani. Yani kadınları sevmeyeni şu anda dövüyorlar zaten. Öyle değil mi? Yani kadınları sevmeyeni kadına şiddet uyguluyor diye hemen içeri tıkıyorlar zaten. Yani öyle bir noktadayız. Hatta iki tane laf söyleyenlere dava bile açmak için hemen harekete geçiyorlar. Hatta Ali İhsan Bey, yani siz hiç mini eteklilere bu ülkede bir şey oldu mu diye soruyordunuz değil mi? Eğer bunların elinde tek başına yetki olsa bizim kafamızı kapatacaklar. Bak ya da kafamızı kesecekler. Bak bu kadar net söylüyorum. Kimin elinde yetki olsa? İşte kimse onlar. Biraz ters cümle oldu. Ha? Biraz ters cümle oldu. Ters mi? Ters cümle oldu. Yani şimdi kimin kafasını kapatacaklar? Kim kapatacak bunları? Tarih içerisinde gördük. 28 Şubat'ta neler yapıldığını gördük. Başörtüyü açmayı bir kenara bırakın. Bir de peruk takanları bile takip edip peruk da kullanamazsın diyen despotları gördük biz bu ülkede. Ama Kartal'da bir iş mahkemesi hakimi neredeyse belinde etekle duruşmaya gelen avukat hanıma ya sizin bu eteğiniz çok fazla yukarıda değil mi? Baroya bir yazı yazalım sizin kıyafetleriniz böyle uygun mu diye sorgulama yaptı diye hemen başörtülü bacılarımız da dahil olmak üzere, başörtülü avukatlar da dahil olmak üzere, sakallı avukatlarımız da dahil olmak üzere bu mahkeme ne yapmak istiyor diye o hakimin kapısının önünde İstanbul Barosu Başkanı başta olmak üzere herkes toplandı. Yüzlerce avukat ve duruşma içerisinde hakimle dişe diş kavga ettiler. Bir mahkeme hakimiyle Baro Başkanı ve oradaki sıradan avukatlar kalktılar. Yok onu diyemezsin, yok bunu diyemezsin. Bu ne kafadır bilmem ne. Kardeşim eğer yazdığı yazıda bir yanlışlık varsa gidersiniz Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet edersiniz. Baro olarak dersiniz ki biz tarihimizde hiçbir gün, hiçbir tarihte kimsenin avukatların kıyafetlerine karışmamışızdır. Bugün de karışmayız yazdığınız yazıyı aynen size iade ediyoruz derdiniz diyebiliyorsanız. Çünkü ben de size belgelerini çıkartırım. Daha 4 yıl önce, 5 yıl önce başörtülü bayanları avukatlık staj merkezinden kovduğunuzun belgeleri var. Bu konuda yargılandınız, sanık haline düştünüz ama utanma yok.
çıkıyorlar, biz kıyafetle ilgili hiçbir avukatla sorunumuz olmamıştır diyebiliyorlar. Dolayısıyla burada olayları dürüstçe ortaya koymamız lazım. Adnan Oktar kadınları televizyon ekranında neredeyse çırılçıplak soyup millete izlettirip arkasından da biz Müslümanız. Bu sorunun suç neresinde Ali İhsan Bey? Yani siz ya hukuk adamısınız. Yani sizden rica ediyorum. Yani insanlar yanlış anlarlar. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra da doğru söylüyorsunuz. Yani bunun yani şeriat ülkesinde mi yaşıyoruz? Ya hakikaten öyle ama ona bakarsanız o zaman bu ülkede bütün televizyonların kapanması lazım. Bütün gazetelerin kapanması lazım. Öyle değil mi? Belli noktada baktığınız zaman yani zaten kadın istismarı diyenlerin hepsinin o dizileri engellemesi gerekir. Bu kadar. Bir riyakarlıktır. Bu riyakarlığı uç noktadaki örneği Adnan Oktar'dır. Hem kadınları soyup kadınları istismar etmiştir. Arkasından da İslam dinine mensup bir kişiymiş gibi kendisini takdim etmiştir. Dolayısıyla biz Adnan Oktar'dan başlayalım. Ondan sonra da kadınları istismar eden ne kadar riyakar, samimiyetsiz, ikiyüzlü televizyon yöneticisi varsa hepsini reklam edelim. Hayır, yani hayal etsem aklıma gelmezdi. Yani Adnan Oktar'ı savunacak noktaya geliyorum. Yani enteresan bir şekilde yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani. Ama bakın şimdi orada dünkü ben onu yazmak istemedim ama güya işte kızları tavlama noktasında bir anlamda kullanılan bir erkekten bahsediliyor. Onun ifadesi alınmış dün. Hı hı. O çok net olarak bir şey söylüyor ki akılcı bir savunma da yapmış. Diyor ki herhangi bir kişiye, herhangi bir kıza sen benim hayatımın kızı olacaksın, kadını olacaksın dediğiniz zaman tavlayabilirsiniz belki diyor. Hı hı. Ama hiçbir kız, hiçbir kadın ya gel bizim erkek arkadaşlarımızla birlikte şöyle şöyle yapacağız denildiği zaman siz o kişiyi kesinlikle tavlayamazsınız. En yakışıklı insan olsanız, en zengin insan bile olsanız o kızı tavlayamazsınız diye gayet mantıklı, akılcı bir savunma yapmış. Tamam. Niye? Çünkü yaptıkları o pislikler hep kapalı devre olan şeyler. Şu anda belki savcılığın elinde bu pisliklerin %10'unun, %15'inin delili olduğu için o anlamda kendisi de fırsattan istifade böyle savunma yapıyor. Peki o kişiye aynı şekilde sorulduğu zaman peki eyvallah bir kız ya gel bizim erkek arkadaşlarımızla birlikte seninle birlikte olacağız denildiği zaman ne kadar yakışıklı olursan ol sana gelmez diyen kız ya gel seni böyle çırılçıplak soyacağız bikinili mayolu televizyondan binlerce on binlerce erkeğe izlettireceğiz dediğiniz zaman o kız senin yanına gelir mi gelmez mi diye sormamız gerekirdi. Sormuyoruz. O riyakarlığı hakimin orada dinleyicilerin huzurunda ortaya koyması gerekirdi. Benim itirazım bu. Oradaki mantığı oturtturan, o savunmayı yapan o sanık öbürsüne de bir mantıklı izahat getirmesi gerekirdi. O izahatı getiremezse... Ama hakim korkuyor olabilir. Çünkü niye? Yani adil bir yargılama yapsa yarın kendisinin bu ülkeden kaçmak zorunda kalma olasılığıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağını düşünüyor olabilir. Yani bir yürekli hakimlere, savcılara ihtiyacımız var. Eğer onu düşünüyorsa zaten beraati bassın gitsin. Sana kime güveneceğini... Ya ben en sonunda çıkacak diyorum zaten. Ya ben artık bu işlere itibar etmiyorum yani. Yargı varmış, yargı yokmuş, girmiş, çıkmış bana hiçbir anlam ifade etmiyor. Yattığı da yanına kar kalacak şeyin Adnan Oktar'ın en azından kafayı dinlendiriyordur içeride. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası artık. Yani ben bundan sonra bu davalarda suçluymuş, suçsuzmuş ayırt edemiyorum Ali İhsan Bey. Ayırt edemiyorum. Yani niye ayırt edemediğimi de bilmiyorum. Ama işte benim de dikkat çekmek istediğim şey oydu. Eğer siz diyorsunuz ki 15 yaşındaki bir kızı yanına alıyordu. Hatta kucağına oturtturuyordu. O da ya o benim kızım yaşında diye savunma yaptığı zaman acaba diye bir sorgulama yapıyorsunuz. Doğru söylüyor olabilir mi diye kafanızda belki bir soru işareti kalıyor. Yani ben şunu ama kadınlara çırılçıplak soyun siz. Ondan sonra da kalkın deyin ki yani kadınların üzerinden nemalanmaya çalışıyorsun. Bunun başka bir izahı var mı? Yani siz yapın onun izahını. Siz söyleyin tamam suç olmayabilir. Kadınları soymak suç olmayabilir. Ama İslam'da en büyük günahlardan birisi. Siz
bu ülkede üniversite öğrencileri sadece başlarını açmasın diye ne mücadeleler yapıldı. Tıp fakültesinin son sınıfından öğrenciler olmaz olsun diplomalar dedi, olmaz olsun doktorluklar dedi, olmaz olsun hukuk fakültesi mezuniyeti dedi. Eğitimini sonlandırdı. Böyle bir ülkede sen kadını sadece başını açmakla yetinmeyip bir de çırılçıplak soyarsan burada da Ali sormamız Bey, gerekir. Aman, tamam bir bu. De şunu da vereyim, yazıda da aktardım. Bu örgüt içerisinde, bu yapı içerisinde kadınların bir kısmı gayet hanımefendi görüntülerle kamuoyunun önüne çıkıyor. Mesela Babuna ailesinin kızları gayet efendi, hanımefendi bir kıyafetle, uzun elbiselerle, sadece belki İslami açıdan bizim anladığımız anlayış çerçevesinde sadece başları açık, haram anlamında baktığımız zaman sadece o yanlışlıkları var. Onun dışındaki kıyafetleri gayet düzgün. Onlar kesinlikle mayoyla halkın huzuruna çıkmıyorlar. O zaman ben de soruyorum Adnan Oktay'a. Mayoyla çıkan nerede Ali İhsan? Ben hiç görmedim o mayoyla çıkanları. Siz nerede gördünüz abla? Valla internette bizim yeniakit.com.tr'de flulaştırarak koyuyoruz. Ona bile izleyicilerimiz... Hayır mayo değil onlar ya. Onlar mayo değil değil mi Mustafa? Evet. Mayo değil. Bak Mustafa bakıyordu ara sıra çünkü. Bana bilgi veriyordu. Evet. Mayo değil Ali İhsan Bey. Elbise ama elbise olmayan elbise. Aslında çıplaklar yani. Mayoyla değil. Çıplaklar yani komple çıplaklar da diyebilirsiniz ona. Ama burada benim anlamadığım şu. Şimdi bizim ilk günde keşfedip tespit edip tespit koyacağımız bir örgütü biz bugün mahkemede bile koyamayacağız. Bakın benim itiraz noktam bu. Niye? Çünkü ben yaklaşık yine böyle bir 7-8 yıl önce bir internet sitesinde yazı yazıyorum. Bir mail aldım. Adnan Bey sizin siteye de röportaj vermek ister diye. Ya ben direkt cevap yazdım. Bizim böyle bir uygulamamız yoktur diye. Direkt maile cevap verdim. Ya belki de maili istesem bulabilirim. Ya bizim böyle bir uygulamamız yoktur. Yani bizim röportaj yapıp yayınlamak gibi. Neydi bu? Size ulaşmak istiyorlar. Bu kadar basit. Ya siz nesiniz? Zurnanız en dibisiniz. En dibine bile ulaşmak isteyen bir örgütün ne kadar büyük bir örgüt olduğunu sizin anlamanız lazım. Sizin devletinizin, sizin gazetecilerinizin, dün onun yatına binenlerin anlamış olması lazım. Ama biz işimize gelince görmüyoruz, işimize gelmeyince tukaka yapmakta üzerimize maharetli yok. O yüzden de para bitti, eğitim paydos Ali İhsan Bey. O yüzden eğitim paydos, bütün bütçeyi İmam Hatip'e verirseniz okul inşaatları durur. Ben demiyorum. Bir Gün Gazetesi diyor. Buyurun Ali İhsan Bey. Söz sizin. Bir Gün Gazetesi'nin daha 3 gün önce manşetten yayınladığı tekzipler var. O tekzipler gibi bunlar da tekzip edilecektir. Paralar İmam Hatip'e gönderilirken hiçbir şekilde hiçbir okul inşaatı durdurulmaz. Yani bana şunu gösterirlerse 2 tane okul inşaatı var. Birisi İmam Hatip, birisi normal lise. Normal lisenin inşaatını, tahakkukunu kestik. İmam Hatip'in inşaatını devam ettiriyoruz devlet bütçesinden diye. Somut bir örnek gösterebiliyorlarsa hep birlikte karşı çıkalım. Her iki inşaat da birlikte ne kadar para varsa yarı yarıya bölüştürülerek devam etmesi gerekir. Bu yapılan işlem yanlıştır diye hep birlikte karşı çıkalım. Ama İmam Hatip'i yaptırma noktasında halk para yardımı yapıyor. Normal lise için para yardımı yapılmıyorsa, siz halkın yaptığı yardımları da devlet yapıyormuş gibi gösteriyorsanız yalancısınız, sahtekarsınız. Tekzipleri manşetten yayınladığınız gibi, yayınlamak zorunda kaldığınız gibi bu yalanları da gene 2 gün sonra, 3 gün sonra arkasından tekziple bir anlamda özür dilemiş olacaksınız. Evet, bu da mı yalan Ali İhsan Bey? Bu da Yeni Asya'nın manşeti. Onu da bir gösterelim de yayının da sonuna geliyoruz. Bu da mı yalan dedim? Yalan dediğim haberi görmem lazım. Evet, üniversite çok, mezuna iş yok diye Yeni Asya gazetesi bir manşet atmış. Üste ise aslında bir Menderes'le ilgili bir haber var. İlginç bir haber. Başbakanın yakasına yapışacak kadar hürsünüz, daha ne istiyorsunuz diye vermiş. Niye onu yayınlama gereksinimi duymuş Yeni Asya gazetesi bilmiyorum açıkçası. Bu arada o Menderes'in yakasına yapıştığı varsayılan kişi Ali İhsan Bey'in çok sevdiği bir siyasetçi.
Deniz Baykal. Ama o haber yalan. Deniz Baykal'ın Menderes'in yakasına yapıştığı koca bir yalan. Onu da ben... Kim yapıştı ben, onu? Ben, onu da söyleyin. Onu, yani, onu ben bilsem... Tayyip Erdoğan yapışmadı herhalde. Evet, yapışmadı ama yani belki de yapışıp yapışmama var mı? O fotoğraf var mı Ali İhsan Bey? Yani şimdi... Ya şöyle, fotoğraf var mı? Ya yani bir şu... Bir, şundan dolayı söylüyorum. Yani hakikaten aynı ortamda bir fotoğraf var ama yakasına yapışma şeklinde şey, bir görüntü yok. Ha, yok. Ama aynı aslında... ortamda Baykal'la Adnan Menderes'in hatırladığım kadarıyla yani bir topluluk içerisinde böyle sinirli yok bir Ali atmosferle ya. Baykal yok orada ya. Peki. Peki. He, bulun o fotoğraf Ali İhsan Bey. Tamam, pazartesi bu... günü, pazartesi ama günü. Bakın, hayır o fotoğraf ya, var. Yakasına hayır, yapışma hayır, şeklinde yakasına yok. Hayır, yapışma diyorum. Değil. Kızılay'da bir fotoğraf var. Ama orada Baykal'ı bulun diyorum. Bakın fotoğraf var. Fotoğrafı ben de gördüm. Siz Baykal'ın şimdi gençliğini de takip ediyorsunuz. Hayır, ben Baykal'a yani sordum. İlk karşılaştığımda sorduğum soru ne oldu biliyor musunuz? Baykal'a sorduğunuz zaman soruyorsunuz. Okyanus ötesinden bana geldi telefon diyor. Geçmiş olsun dediler. Biz bu işin içinde yokuz diye açıklama yaptılar diyor. Buna inanan bir kişinin sözüne mi itibar edeceksiniz siz? Veyahut da başka konularda işte başörtünün yasak olmasından çıkartılması için toplumsal uzlaşma, bilmem ne uzlaşması deyip yıllarca bu ülkeyi başörtü yasağıyla karşı karşıya bırakmış bir kişinin sözüne mi itibar edeceksiniz? Evet, itimat etmeyeceğiz ama meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında yükseliyor mu Ali İhsan Bey, düşüyor mu onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, şu anda süremizin sonuna geldik Ali İhsan Bey. Pazartesi buluşmak ümidiyle diyelim inşallah.